Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kıymetli hazırın, Bursa Teknik Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılış törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Naci Çağlar'ı kürsüye takdim ediyorum. Buyursunlar hocam. Sayın milletvekillerim, sayın vali yardımcım, sayın belediye başkanlarımız, sayın başsavcım, sayın adalet komisyonu başkanım, sayın bölge adliye mahkemesi başkanım, sayın bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcım, sayın rektörlerim, saygıdeğer kaymakamlarımız, ilimizin değerli yöneticileri, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler ve basınımızın güzide temsilcileri. Hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün burada üniversitemizin 2024-2025 akademik yılı açılış töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Savunma Sanayi Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Hakan Karataş Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyor. Katılımlarınız için siz tüm konuklarımıza şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Büyük bir heyecan ve mutlulukla başladığımız 2024-2025 akademik yılının öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün mutlu ve gururlu bir etkinliğimiz için bir aradayız. Ancak sizlerin de bildiği gibi bir yıl aşkın süredir Gazze'de soykırım boyutlarına ulaşan büyük bir katliam yaşanmakta. İsrail hiçbir ayrım gözetmeden, kadın, çocuk, masum demeden katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve hatta üniversiteler acımasızca bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Türkiye ile birlikte dünyanın her tarafından vicdan sahibi milyonlarca insan İsrail'in bu meşhum katliam politikalarına karşı tepki göstermekte. Bunlar arasında akademisyenler ve üniversite öğrencileri özellikle öne çıkıyor. Bu reaksiyon insanlık adına hem sevindirici hem de umut verici. Yıl boyunca düzenledikleri etkinlikleriyle İsrail zulmüne karşı onurlu bir duruş sergileyen üniversitemiz öğrencilerine ve personelimize bir kez daha teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum. Barışın bir an önce hakim olmasını diliyorum. Saygıdeğer konuklar, üniversitemiz öğrencilerin merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası ölçekte bir üniversite olma hedefiyle yoluna devam eden genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversitedir. Üniversitemiz 12 bin aşan öğrencisi, 600 yakın akademik personeliyle bilim ve teknolojiye yön veren saygın bir üniversite olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'ın da ifade ettiği gibi verisine sahip çıkamayan üniversite sahip çıkamaz anlayışı ile veriye dayalı yönetim ilkesini önceliyoruz. Bu ilkeden hareketle kurumsal performansımızı anlık olarak takip edebildiğimiz dijital üniversite sistemini geliştirdik. Bu çerçevede akademisyenlerimizin üniversitemizin bilimsel performansına katkılarını hem birey, hem bölüm, hem de fakülte bazında anlık olarak izleyebiliyor ve analiz edebiliyoruz. Bu verileri sistematik olarak bir çerçevede muhafaza edebiliyor ve karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Teknik üniversite olarak hem eğitim öğretimde hem de bilimsel çalışmalarımızda yapay zeka odaklı hareket ediyoruz. Yapay zeka alanındaki yetkinliğimizi öğrencilerimize aktarmak amacıyla tüm öğrencilerimize yapay zeka derslerini zorunlu hale getirdik. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın koordinasyonu ile yapay zeka alanında iki yeni lisans programı açtık. Saygıdeğer konuklar, iki yıldır açılan TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem çağrısında iki yıl üst üste proje desteği alan sayılı üniversitelerden biri olma başarısını gösterdik. Bu çağrıda desteklenen toplam 27 projenin ikisini Bursa'mıza kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni kurduğumuz proje destek ofisimizin çalışmaları ile TÜBİTAK ve TEMMAK gibi ulusal,
Horizon, Erasmus gibi uluslararası Ar-Ge toplumsal katkı ve öğrenci projelerinde önemli başarılar elde ediyoruz. TÜBİTAK Ar-Ge projelerimizde bir önceki yıla göre iki katın üzerinde destek alma başarısı gösterdik. Bunun yanı sıra TÜBİTAK öğrenci projelerinde ise başvuru sayılarında 7 kat, desteklenen proje sayılarında ise 5 katın üzerinde artış sağladık. Uluslararası bilimsel projelerde 9 yeni proje desteğiyle kayda değer başarılar elde ettik. Ayrıca Erasmus projelerinde 38 proje ile Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdik. Şehrimizin tek teknik üniversitesi olarak robotik ve akıllı sistemler alanındaki çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Robot ve akıllı sistemler araştırma merkezimiz bünyesinde 6 farklı alanda yeni Ar-Ge projeleri gelişme çalışmalarına 2024 yılı itibariyle hız verdik. Tamamı üniversitemizin imkanlarıyla geliştirilen insansı robot, Havelsan ve Yıldırım Belediye'miz tarafından hibe edilen robotlar üzerinde yapay zeka odaklı çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Bu çalışmalardan en çok öne çıkan BTÜ konuşmaları kapsamında öğrencilerimizi alanlarında öncü, rol model isimler ile bir araya getiriyoruz. Her çarşamba düzenlediğimiz etkinlik ile öğrencilerimize kariyerlerinin zirvesindeki ünlü isimlerin tecrübelerini ilk ağızdan dinleme fırsatı sunuyor, öğrencilerimizin duygusal ve sosyal zekalarının gelişimine katkıda bulunuyoruz. Üniversitemizde BTÜ kariyer modeli adını verdiğimiz özgün yeni bir kariyer modeli geliştirdik. Bu kariyer modeli kapsamında birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize mezunlarımızdan, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize ise sektörden mentorlar atıyoruz. Ayrıca dördüncü sınıfta tüm öğrencilerimizin sektörlerin öncü kurumlarında bir yarı yıl boyunca tam zamanlı çalışmalarını sağlıyoruz. BTÜ kariyer modeli ile öğrencilerimizi sektörde aranan ve tercih edilen mezunlar olarak yetiştiriyoruz. BTÜ kariyer modelinin yanı sıra tüm öğrencilerimize akademik transkriptin yanı sıra sosyal transkript de veriyoruz. Akademik ve sosyal çalışmalarımızın bir sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi verilerine göre üniversitemiz mezunlarının %75'i ilk 6 ayda kendi alanlarında istihdam ediliyor. İlk yıllarından itibaren TÜBİTAK'ın paydaşı olan üniversitemizin öğrencileri ulusal ve uluslararası teknoloji çalışmalarında her yıl çok sayıda derece ve başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Öğrencilerimizin çalışmalarına akademik akıl ile desteklemek amacıyla bir örnek teşkil eden teknoloji yarışmaları koordinatörlüğünü 2023 yılı itibariyle kurduk. Bunun yanı sıra şehirle bütünleşen, hayata ve topluma dokunan bir üniversite olma ve paydaşlarımızla birlikte proje geliştirme hedefiyle toplumsal katkı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kapsamda belediyelerimizle şehrimizin sorunlarına yönelik Avrupa Birliği proje fikri geliştirme çalıştayları düzenliyoruz. Ayrıca Yıldırım Belediye'mizle birlikte Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimizde halkımıza yönelik akademik konuşmalarına önümüzdeki hafta başlıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte daha güçlü olacağımız inancıyla Nisan ayında YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'ın katılımıyla 2 gün süren BTÜ arama konferansını gerçekleştirdik. 2030 yılı ve sonrasında üniversitemizi nerede görmek istiyorsunuz sorusuna paydaşlarımızla birlikte cevap aradık. Burada elde edilen binlerce öneri ve proje fikrini sonuç raporumuza yayınladık ve gelecek planlarımız için uygulamaya almaya başladık. Sanayiyi güçlendiren ve sanayiden güç alan üniversite mottosuyla ticarete sahne olduğumuz ve sektör paydaşlarımızla işbirlikleri ve ortak projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda ilk defa üniversitemiz tarafından uygulanan sorun çözüm pazarı etkinliklerimize otomotiv ve tekstil sektörleriyle başlamış bulunuyoruz. Şehrimizde bütünleşen bir üniversite olma hedefimizin yanı sıra ülkemizdeki tüm teknik üniversitelerin katıldığı Teknik Üniversiteler Birliği'nin kurulmasına öncülük ederek ilk toplantıya ev sahipliği yaptık. Teknik Üniversiteler Birliği olarak araştırma, geliştirme, eğitim, öğretim, toplumsal katkı ve kalite alanlarında güç birliği yapmayı hedefliyoruz. Çok değerli konuklarımız, katılımlarınız için sizlere tekrar teşekkür ediyor. Bugüne kadar üniversitemizin gelişimine katkı sunan ilimizin tüm yöneticilerine,
ve önceki dönem rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum. 2024-2025 akademik yılının başta şehrimizdeki tüm öğrencilerimize ve üniversitelerimizin kıymetli mensuplarına hayırlı olmasını diler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Kıymetli hazurun, Bursa Teknik Üniversitesi 2024-2025 açılış törenimize teşrif eden Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hakan Karataş'ı Savunma Sanayi'nde Yetenek Yönetimi başlıklı ilk dersimizi vermek üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Evet, çok kıymetli protokol üyelerimiz, değerli rektörlerimiz, kıymetli öğretim üyelerimiz, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları. Bursa Teknik Üniversitesi'nin 2024-25 akademik yılı açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle müzik ziyafeti veren kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ve hepsinin de mühendislik öğrencisi olduğunu öğrendim. Bu tip faaliyetler mühendislik öğrenciler için çok kıymetli. Çünkü oryantasyon, senkronizasyon ve koordinasyon gibi 3 tane temel yetkinliği kazanıyorlar. O yüzden mühendislik öğrencilerimizin böyle çift kanatlı olmasını biz hep tercih ediyoruz. Mühendislik öğrencileriyle birlikte çalışan bir ekosistem olarak. Bugün aslında çok söyleyecek şey var. Hem vekilimiz hem rektörümüz, çevremizde olan ve hiçbirimizin onaylamadığı talihsiz olaylardan bahsettiler. Ama biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak burada konuşan tarafta değil, iş yapan tarafta biziz. Biz iş yapacağız, sizler konuşacaksınız inşallah. Bugün konuşmamı 3 başlık altında sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle savunma sanayinin geldiği son 20 yıllık hikayesini kısaca sizlerle paylaşacağım. Daha sonra Savunma Sanayi Başkanlığımızın yeni paradigma değişikliğindeki temel öncelikleri ne? Ve en sonunda bugün hem kıymetli akademisyenler hem öğrencilerimiz var. Türkiye'nin en önceliklendirmesi gereken konu olan yetenek konusunda neler yapmalıyız, yeteneğe nasıl bakmalıyız, ülkemizin gelişimini nasıl insan merkezine yerleştirmeliyiz, biraz onun üzerinde görüşlerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi savunma sanayini aslında çok anlatmaya gerek yok. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu kadar savunma sanayi konuşulmuyordur. Televizyon programları, tartışma programları, herkes savunma sanayi ile ilgili kendi görüşlerini paylaşıyor. Ama savunma sanayi ne hepiniz biliyorsunuz, sadece bir güvenlik konusu değil savunma sanayi. Savunma sanayi aynı zamanda bir stratejik bir konu. Savunma sanayi aynı zamanda ihracat yaptığınızda bir ekonomik bir konu. Aynı zamanda ekonomiyi geliştirdiğiniz zaman bir toplumsal refah sağlayan bir konu. Ve dünyadaki bütün teknolojik gelişmeler önce savunma sanayinden çıkıp daha sonra sivil sektöre yaygınlaştığını düşündüğünüzde savunma sanayinin sadece güvenlik konusu olmadığı, ülkenin istiklali ve istikbali için bir beka konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani çok siyaset üstü bir konudan bahsediyoruz. Şu an görselde gördüğünüz bütün platformlar, hava, kara, deniz, uzay, savunma sanayi okyanusun derinliklerinden uzayın ötesine kadar çözümler üretmesi gereken bir sektör. Öyle ürünler, platformlar üretiyorsunuz ki artı 40 derecede çalışacak, eksi 20 derecede de çalışacak. Atmosfer ötesinde de çalışması lazım, okyanusun dibinde de çalışması lazım. Ve gördüğünüz bütün bu platformlar Allah'a şükür büyük bir oranda yerli ve milli. Şu anda platformları görüyoruz ama o platformlar üzerinde aslında sistemler var. Savunma sanayi sistemler sistemi bir alan. Her bir platformda haberleşme sistemleri, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, radar sistemleri, optik sistemler gibi sayısız sistemler bağımsız çalışıp birbiriyle de entegre olabilmeli. Yani bunların hepsi aslında birer kasa ama bu kasayı akıllı yapan şey kullandığımız sistemler. Ve tekrar ediyoruz, bu sistemlerin şu anda birazdan bahsedeceğim oranını ama büyük bir oranda artık Allah'a şükür yerli ve milli oranda geliştirildi. Şimdi bu bağlamda devam ettiğimizde biraz isterseniz savunma sanayinin gelişiminden de bahsedelim. Aslında
1990'lı yıllarda biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kayıt yapabilmek ya da kendi portföyümüzü genişletmek için aslında daha çok ithal ederek dış kaynaklı hazır alımlarla savunma sanayimizin bir başlangıcı oluştu. Daha sonra ikinci fazda biraz daha gelişim kaydettikten sonra yabancı firmalarla ve ülkelerle ortak üretim çalışmalarına girdik. Ortak üretimden bir süre sonra artık kendi tasarım kabiliyetlerimizle gelişince biraz kısmi tasarım. Şükürler olsun son 10 yıldır artık kendi platformlarımızın özgün tasarımını yapmaya başladık. Ve şimdi artık temel ve ileri teknolojiler anlamında çoğu konuda dünyanın ilk 3, ilk 5 ülkesi arasında gelişimimizi görüyoruz. Keşke 40 yıl, keşke 50 yıl önce bu derin yolculuğa başlayabilseydik. Ama 20 yılda da hakikaten kat ettiğimiz nokta gerçekten hem ülkemiz hem insan kaynağımız için gerçekten çok teşvik edici. Peki rakamlarla nasıl açıklayacağız bunu? Evet, Türkiye'nin yaptığı ürünler kendi ordunuza, silahlı kuvvetlerinize ürününüzü verebilirsiniz. Oradaki bir gecikme ya da kalite düşüklüğü kendi içinizde tolere edebilirsiniz. Ama yurt dışına sattığınız zaman bütün ürünlerinizden, platformlarınızdan emin olmak ve kalite standartlarını, askeri standartları, NATO standartlarını karşılamak zorundasınız. Son 10 yıl içinde gördüğünüz gibi 185 ülkeye 230 çeşit %100 yerli ve milli Türk savunma sanayinin ürettiği ürünler ihraç edildi. Tekrar ediyorum, 185 ülke, 230 çeşit ürün. Bütün dünya coğrafyasında kullanılan Türk savunma sanayinin ürünleri ve platformları artık var. Ve Türkiye'nin ürünlerinin genel ihracat rakamına baktığınızda kilogram başı $1.5 iken Türkiye'nin genel ihracat kilogram başına düşen bedeli savunma sanayinde bu $65 denk geliyor. Yani yüksek teknoloji geliştirdiğinizde otomatikman ekonomi ve ihracatınız da aynı oranda gelişiyor. Ve bazı ürünlerimizde bu binlerce doların üzerine, bir kilogramın bedeli binlerce dolar. Bu bizim biraz daha yüksek teknolojiye ve savunma sanayiye yatırım yapmamız gerektiğiyle ilgili en temel bizim referanslarımızdan biri. Başka ne var bizim başarımızı gösteren? Evet, son 20 yılda 22 kat artış gösteren ihracatımız. 2022 yılında bu rakam $4.5 milyar iken 2023 yılı sonunda $5.5 milyar geldi. Yani yaklaşık %20'lik bir büyüme var. Allah kısmet ederse 2024 yılını 6.5 milyar 7 milyar dolar arasında tamamlamayı hedefliyoruz. Bu büyüme her yıl %20, %15 oranlarında artıyor. Ve bizim ürünlerimiz, platformlarımız sahaya çıktıkça, tasarım tamamlanıp seri üretime girdikçe bu rakamlar çok daha fazla büyüyecek gibi gözüküyor. Başka ne var? Tabii geçtiğimiz yıl $5.5 milyar bir ihracat yaptık ama yeni imzaladığımız sözleşmeler de var. $10.2 milyar ihracat sözleşmesi imzaladık. Ne demek bu? Geçtiğimiz yılda imzalanan bu projeler içerisinde yaklaşık 5 yıllık bir vadede $10.2 milyar karşılığında gelen ürünleri teslim ediyor olacağız. Bu yıl bu rakamı da daha da arttırmayla ilgili çalışmalarımız var. Çünkü Türk savunma sanayinin en önemli odaklarından biri artık ihracat oldu. Başka ne var? Diğer rakamlar ne olabilir? Evet, 20 yıl önce 1 milyar dolar da bizim yıllık üretim hacmimiz. Şu anda 12 milyar dolar rakama geldik. %1200'lük bir artış var. Evet, 20 yıl önce 5.5 milyar dolarlık bir proje hacmimiz varken şu anda yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli $90 milyar. 20 yıl önce ihracatımız $248 milyon iken biraz önce söyledim artık 5.5 milyar dolara geldi. 20 yıl önce 9 bin çalışanımız varken şu anda 81 bin çalışana ulaştık. 12. kalkınma planında 2028 yılında bu hedefimiz 158 bin olacak. Ama amaç sayı olarak değil doğru yetkinliklerle oraya doğru büyümek. 20 yıl önce 62 proje vardı. Şu anda 850 tane yeni projemiz var. Hatta 2 ay önce yaptığımız savunma sahi icra komitesinde de 52 tane yeni proje imzalandı. Her yıl en az 2 tane icra komitesini bir araya geliyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve son 1 yıl içinde 80'in üzerinde proje, yeni proje bizim savunma sanayi başkanlığına ödev olarak teslim edildi. Bu büyüme gerçekten çok etkileyici.
Geldiğimiz yol ne? Evet, %15-20'ler civarından %80 yerli ve millilik oranına ulaştık. Geçmişe baktığımızda muazzam bir yol kat ettik. Ama bizim her zaman geçmişten ziyade geleceğe evrilmemiz, geleceğe bakmamız lazım. Geleceğe baktığımızda da gerçekten daha kat edeceğimiz yolun olduğunu görüyoruz. Belki %20'den 80'e gelen mesafe efor kadar 80'den 85'e çıkarken harcayacağız. Çünkü artık daha zor problemler, daha yüksek teknoloji, daha derin teknolojiler uğraşıyoruz. Ama bunları gerçekleştirdiğimizde hava savunma sistemimiz artık hallolmuş olacak. Milli Muharip Uçağımız Kaan 2028 yılında uçmuş olacak. Bütün platformların, ürünlerin motorları hazır hale gelmiş olacak. 5 yıl daha çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarımızla bundan sonra aynı şeyleri yaparak devam edebilir miyiz? İşte biz son bir yıldır bunun üzerine konuşuyoruz. Sanki yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Evet, şu ana kadar geldiğimiz yöntem, model, sistemlerle de bir yere doğru gidebiliriz ama artık biraz daha hızlanmak, biraz daha fazlalıklardan kurtulmak, biraz daha takvimi kısaltmak, biraz daha kaliteyi arttırmak, biraz daha maliyeti düşürmekle ilgili yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var gibi gözüküyor. Biz de son bir yıldır biraz daha savunma sanayi başkanlığının rolünü biliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim yaklaşık 900 tane projeyi yöneten savunma sanayi şirketleriyle birlikte, o şirketlerle birlikte savunma sanayinin stratejik planını yapan, teknoloji yol haritasını belirleyen bir kurumuz. Aslında en temel koordinasyon ve proje yönetimle ilgili temel sorumluluklarımız var. Peki, 5 tane başlıkta ne yapabiliriz diye aslında yeni rollerimizi belirledik. 1. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yeni rollerimiz ne olacak? Bölge çok sıcak. 3-5 yıl önce hiç aklımıza gelmeyen şeyleri yaşıyoruz. Çatışma bölgeleri çoğalıyor, konular derinleşiyor ve gittikçe de bilinmezlikler artıyor. Bir takvim sonra ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz. Çünkü bu da olmaz dediğimiz şeyleri ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür hazırız. Ama biraz daha hızlanmak, biraz daha takvimi kısaltmak için neler yapabiliriz dediğimizde biz 5 tane temel fonksiyonda kendi yapımızı belirlemeye başladık. 1. Tekrar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu kadar projeyi yönetirken rolleri ne olacak? Bu projelerin sürdürülebilirliği anlamında bizim temel referanslarımız ne? İhracat merkeze koymak zorundayız. Çünkü devletimiz sağ olsun son 20 yıldır ayırdığı kaynak başımıza bu kadar felaket gelmesine rağmen krizler, depremler Allah'a şükür bizi hiç kaynaksız bırakmıyor. Ama artık bizim de savunma sanayi ekosistemi olarak devletimizin yükünü bir nebze almamız. O yüzden ihracata odaklanmamız lazım. Bununla ilgili temel rollerimiz ne olacak? Savunma sanayindeki iş yapış kültürümüzü, proje yönetim kültürümüzü, sistem yaklaşımımızı değiştirerek mesafe kat edebilir miyiz? Çünkü her şey kaynaklı olmayabilir. Ve son olarak en kıymetli şey, bugün işte ne kadar öğrencimiz var burada bilmiyorum ama temelde insan üzerine neyi odaklarız, o yeteneği nasıl yönetiriz? Biraz bunlarla ilgili rollerimizi belirlemeye başladık. Hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Bizim Savunma Sanayi Başkanlığı olarak 5 rolümüz var. 3500 tane firma bizim projelerimizle yolculuğa çıkıyor. Bu firmalarda çalışan 90 bin kişi bizim projelerimizle yeteneğini geliştiriyor, yeni yetkinlikler kazanıyor. Biz de 5 tane rolümüzü yeniden belirledik. 1. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak ekosistemi düzenlemek zorundayız belli regülasyonlarla. 2. Her ne proje veriyorsak verelim, o projeyi alan bizim bütün şirketlerimiz o proje bittiğinden sonra bir gelişme kaydetmek zorunda. Daha sonra kullandığımız bütün mekanizmalar savunma sanayi ekosistemine yeni firmaları dahil etme ile ilgili teşvik edici olmalı. Ekosisteme kendi teknoloji yol haritalarımızda yol göstermek zorundayız. Ve en önemlisi herkesin sektörde bulunan kişi kurum ve sektöre aday olan kişi ve kurumların işini kolaylaştırmak zorundayız. En temel fonksiyonlarımızdan, rollerimizden biri bu. İkinci bizim bahsedeceğimiz konu sürdürülebilirlik. Hangi projeyi yapıyorsak yapalım, yenilikçi bir yanı olmak zorunda, stratejik derinliği olmak zorunda. Savunma sanayi projesinin en kıymetli şeyi bu. Bazen projelere fazla kaynak ayırarak, fazla maliyetle, milli ve yerli olması için çok fazla teşvik ederek, fazla gereğinden fazla kaynak ayırmakta zorundasınız. Çünkü her proje sadece bir proje değil, bir stratejik derinliği de var işin içinde. Başka,
Her bir projemiz firmalarımıza belli bir teknoloji olgunluk seviyesi kazandırmak zorunda. Yani bizim projelerimiz firmalara bir asansör rolü oynamak zorunda. Bir kattan bir kata doğru çıkarabilmek zorunda. Ve her bir projemizin, her ürünümüzün sahada operasyonel kullanışlılığı ve yetkinliği olabilmeli. Ve son olarak da bütün ekosistemin savunma sanayinde rol alma ile ilgili kültürel hazır bulunuşluğunun çok kıymetli olduğunu ve buna da yatırım yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bir diğer üçüncü konumuz bizim ihracat. Tekrar söylüyoruz, en temel maddelerimizden biri. Başkanımız son bir yıldır yaklaşık 230 bin kilometre uçuş yaptı. Yani bir yıldır yaklaşık 16 aydır görevde ama belki bir ayının yarısı yurt dışında. Çünkü artık ürünlerimiz belge olgunlukta, yurt dışında hem kalite hem maliyet olarak rekabet edebiliyor ve artık bize geldikleri zaman dışarıdan heyetler bizim ürünümüzle ilgili bir şey sormuyorlar. İki tane temel soruları var. Bir, Türkiye'deki bu proje yönetim, savunma sanayi projeleri, tedarik sistemiyle ilgili know-how'ımızı elde etmek istiyorlar. İki, bizim coğrafyamıza gelin, teknoloji transferi yapalım, ortak üretelim yapalım diye bizi davet ediyorlar. Bundan belki 10 yıl önce ürünümüzün kalitesinden emin olmak istiyorlardı. Allah'a şükür şimdi o konuları çok açtık. Peki ihracat olarak bizim temel önceliklerimiz ya da güçlü yanlarımız da evet, gerçekten son 20 yıldır sadece savunma sanayi ekosistemi değil, organize sanayi bölgelerimiz, üniversitelerimiz, hocalarımız, teknoparklarımız, ARGE merkezlerimizle biz gerçekten bir ARGE ve teknoloji derinliğine ulaştık. Ya onu bırakın Teknofest'te bile. Son 6 yılda öyle bir dip dalga ki bu, 10 milyon tane öğrencinin proje verdiği bir organizasyondan bahsediyoruz. Şu ana kadar 10 milyon öğrenci o projelerin içinde. Adana'da 1.6 milyon öğrenci proje başvurusu yapmış. Ciddi bir dip dalga var. Ben kendi çocukluğumu düşündüğümde ben projeden diye bir şey bilmiyordum. Ama şu anda çocuklar öyle projelerine sahiplenmişler ki bu dip dalgayı tsunami'ye çevirmek de bizim sorumluluğumuz. Yani alttan çok kaliteli bir kitle geliyor. Bizi iteklemeye başladı. Biz de onların bu arzularına cevap vermek zorundayız. İki, gerçekten bizim bütün ürünlerimiz operasyon sahasında test edilmiş. Yani biz diğer ülkeler gibi yaptık, rafta değil bizim ürünlerimiz. Operasyon sahasında test ediliyor. Libya'da, Karabağ'da, Irak'ta, Suriye'de, her neresi derseniz deyin, bütün coğrafyalarda combat proven dediğimiz sahada onaylı bizim ürünlerimiz var. Bunun en temel şeyi ne? Test edilen, kullanılan şeyin geri bildirimlerde yenilenmesi, güncellenmesi, daha kalitesini artırılması ile ilgili büyük imkan sağlıyor. Ve bütün ürünlerimizin hemen hemen hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Bizim en temel güçlerimizden biri bu. Bir diğeri tedarik sistemimiz. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı'nın işi koordine ettiği gerçekten projelerin tedarik sistemi içindeki yeri ve buradaki oyuncuların gelişimini kontrol edebiliyor olmamız. Ve son olarak da gerçekten şirketler ve insan kalitemizin yüksek seviyede olması, ihracatla ilgili bizim 4 temel referansımız. Buradan yola çıktığımızda demin bahsettik, geçtiğimiz yıl %20, bu yılda inşallah %20 gibi bir ihracatta büyüme bekliyoruz. Bir de bizim nihai platformlarımız ortaya çıktığında, işte Kaan gibi, işte helikopterlerimiz, Gökbey gibi seri üretime girdiğinde bu ihracat rakamları birkaç misli artacağını da çok iyi biliyoruz. Çok az kaldı. O yüzden dışarıdan çok fazla gürültü geliyor bizim projelerimize karşı. Çok problem değil, gürültüyü biz çıkarmak istiyoruz zaten Savunma Sanayi Başkanlığı olarak. Bir diğer konu iş yapış kültürü. Dördüncü konu. Burada da bizim belli bir gelişim kaydetmemiz lazım. Bizim en temel diğer sektörlerden ayıran nokta şu. Dünyada bütün teknolojiyle ilgili sektörler yüksek rekabet vardır. Ama savunma sanayi rekabet kadar firmalar birbirini tamamlamak da zorunda. Yetenek, yetkinlik, performans, potansiyel ve kapasite olarak tamamlamak zorundayız. Firmalarımız sözleşme imzalanana kadar teknoloji konusunda birbiriyle rekabet etmek zorunda. Ama sözleşme imzalamaktan sonra birbirini tamamlamak zorunda. Çünkü bir projede bazen bir ana yükleyici altında 100 tane alt yüklenici oluyor. Bir alt yüklenicinin yaptığı bir üründeki, bir komponentteki bir hata bütün sistemi çalıştıramayabiliyor. O yüzden diğer sektörlerden ziyade biz bütün sektörün bu 5 başlık altında birbirini tamamlamak zorunda. Çünkü herkesin bu sektörde savunma sanayinde bir küçük bir puzzle gibi bir görevi var. Doğru tamamlamadığınız sürece birbirini aynı işi yapan birçok firma ama bir problem çözmeyen
bir grup olarak devam ediyoruz. Ve son olarak bugün de üzerinde geçeceğimiz, evet, yetenek yönetimi. Kendi stratejik planlarımızla, teknoloji yol haritalarımızla, hedeflerimizle entegre olmuş bir yetenek yönetimi modeline ihtiyacı var. Ben savunma sanayi üzerinde konuşuyorum. Ama bizim ülkemizin her bağlamda, bu yetenek derken sadece gençlerimizden bahsetmiyorum. Akademisyenlerimiz, savunma sanayinde çalışan ya da diğer sektörlerde çalışan mühendislerimiz, uzmanlarımızdan bahsediyorum. Bütün bu grup birlikte hareket ederek, birbirinin eksiklerini tamamlayarak bir bileşke kuvvetli hareket etmek zorunda. Peki yetenek neden önemli? Onu da birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu çok yeni bir 2024 Nisan ayında Gartner'ın Reinvent Your Talent Strategy, yani yetenek stratejinin yeniden keşfedilmesi diye bir çalışma. Buna benzer o kadar çok çalışma var ki çok aynı şeyleri söylüyor. Bir, şu anda çalışanların sadece %11'i gelecekte ihtiyaç olan becerilere sahip. Sadece %11'i. Gelecek dediğim 5, 10, 15, 20 yıllık projeksiyon çiziyor. Neden? Çünkü çok hızlı ilerliyor. Her birimizin uyum sağlama gibi bir rolü var. İkinci temel konu, bir iş için gerekli olan beceriler her yıl %5.4 oranında artıyor. Yani ne demek bu? Ben kendimi geliştirmediğimde önümüzdeki yıl, bu yıl %100'sem bir sonraki yıl %95 yetkinlikte oluyorum. Bir diğerine, yaklaşık 400 tane büyük şirketlerin İK profesyonellerine sorduklarında aradığınız yetkinlikte kişiyi buluyor musunuz dediklerinde %83'ü hayır, ben bulamıyorum, yetiştirmek zorunda kalıyorum diyor. O yüzden bütün şirketler kurumsal akademilerini kurmaya başladı. Bir diğeri de şu an ihtiyaç duyulan becerilerin %33'üne 5 yıl sonra ihtiyaç olmayacak. Katılırız ya da katılmayız ama şeyi çok iyi biliyoruz. Teknoloji değiştikçe insan da dönüşmek zorunda. İnsan her an taze kalmak zorunda. Bu çok kritik bir şey. Buraya geçmeden şu hikayeyi de size paylaşayım. Taze kalmakla ilgili. Çok kıymetli çünkü. Bizim en fazla belki de kendimizi farkındalık oluşturmamız gereken bir konu. Çok yaşlı bir amcamız, 90 yaşında bir balıkçıya gider. Evladım der, zor yürüyor amcamız. Balıkların taze mi? Balıkçı cevap verir. Amcacım der, balıklarım taze. Bir süre sonra amca yine aynı soruyu sorar. Evladım der, balıklar taze mi? Amcacım der, önündeki kovadaki balıklar taze, alabilirsin. Bir süre sonra amca yine aynı soruyu sorar. 90 yaşında zor konuşuyor. Evladım der, balıkların taze mi? Bu sefer balıkçı kızar. Amcacım der, görmüyor musun? Kovanın içinde balıklar yüzüyor. Canlı bunlar, canlı der. Amca cevap verir. Evladım, ben de canlıyım. Balıkların taze mi? Bizim her birimizin taze kalması lazım. Yani oldum demek, öldüm demek ya. Her birimizin, rolümüzün, bu ülkenin bekası için hangi sektörde olursak olalım, zihnimizin ve kalbimizin taze olması ile ilgili bizim bir zorunluluğumuz var. Özellikle bu coğrafyada. O yüzden bu aslında neyi söylüyor? Herkesin taze kalması lazım. Zihinsel, sonra duysal, sonra beceri ve yetkinlik olarak taze kalmak zorundayız. Taze kalmak ne demek? Günceli takip etmek ve kopmamak. Böyle bir durum var, tespit. Bu çok net. Peki bu bize neyi veriyor? Bir de bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Yani ben kurumsal gelişim ve yetenek yönetiminden sorumlu başkan yardımcısıyım. Ben Türkiye'deki ekosistemdeki öğrencisinden akademisyenine, savunma sanayine kadar bütün çalışanların analizini yapmak zorundayım. Türkiye'de bu iki ay önceki rakam %8.6 diye bir işsizlik rakamı var. Aslında bu reel bir rakam olmadığını birazdan size göstereceğim. Bu biraz yetkinlik konusuna gelmek istediğim için söylüyorum. Bunların bir kısmı ekonomik, evet, piyasadaki dengesizlikler, arz talep, durgunluk, kalkınma modeli, bunun bir kısmı bu. Ama üç tane daha hepimizin gözünden kaçan temel konu daha var, göz ardı ettiğimiz. Bir ikincisi yetenek yönetimi konusu, yani iş bilmezlik. Sektörün ihtiyacı olan yeteneğe, yetkinliğe çalışanların ya da adayların sahip olmaması. O yüzden şirketler akademiler açıyor. O da bir sorunumuz var. Aslında var ihtiyaç ama o özellikte kimseyi bulamıyorlar. Bir diğeri bu. Bir diğeri iş görmezlik. Yani yetkinlik. Yetenekle yetkinliği çok karıştırıyor herkes ama yetkinlik dediğim şey sahip olduğunuz yeteneği kullanma tutumunuz.
Şöyle söyleyeyim. Bazen savunma, ben bundan önce de 5,5 yıl Aselsan'da genel müdür yardımcılığı yaptım. Savunma sanayi öğrencinin çok ilgi duyduğu bir sektör. Türkiye'nin en iyi öğrencisini alıyorsunuz. Öyle bir çocuk ki şöyle umudunuz var, bu çocuk gelip atomu parçalayacak burada diye. Çocuk geliyor, atomdan önce ekibini parçalıyor. Yani yetenek bir şeydir, yetkinlik her şeydir. Yetkinlik yoksa yeteneğin hiçbir önemi yoktur. Şu anda sorsak yetenek olmayan var mı diye kimse el kaldırmaz. Ama spesifik yetkinlik dediğimiz zaman bu bende var, bu bende yok diyebilirsiniz. Bizim en temel şeyimiz bu. Herkes kendini yetenek olarak tanımladığında bizim için büyük bir problem olmaya başlıyor. Sosyal medyaya baktığınızda zaten herkes öyle paylaşımlar yapıyor ki herkesi görseniz nadir element gibi. Bu yanılgıdan bizim kurtuluyor olmamız lazım. Yetenek önemli, tabii kapasite, bilişsel kapasite, akademik performans, ama önemli olan onu değerli olacak şey yetkinlikler. Nedir bu? Teknik yetkinlikler, liderlik yetkinlikleri, stratejik yetkinlikler, mesleki yetkinlikler, yaşamsal yetkinlikler, bulunduğunuz fonksiyonla ilgili yetkinlikler, çapraz fonksiyonla ilgili yetkinlikler. Biz bunu analiz etmediğimiz sürece yetenek tartışması üzerinden bir sonuca varamayacağız gibi. Çünkü yetenek, ben yeteneğim diye giren, çok kapasitesi yüksek olmasına rağmen o işte tutunamıyor. Bir de gizli bu var. Bir de en büyük problem tabii. Bir de bunun içinde maalesef iş beğenmezlik var. Yani Türkiye'de aslında bizim aradığımız teknik eleman, ara elemanla ilgili var ama o işi yapacak kimse yok. Birincisi reel problemimiz ama diğerleri bizim üretilmiş kendi sorunumuz olan problemler. Bir ihtiyacımız var, o ihtiyaçla ilgili kimse yok. İhtiyacımız olmayan konularda bir yığın var. Şimdi bu tespitler önemli çünkü yetenek yolculuğuna bizim buradan başlıyor olmamız lazım. Bu konu aslında üniversitelerin de muhtemelen dert ettiği konular. Dünyada da aynı, yani bu bize özgü değil. Dünyada artık bir çıkmaz yola girdi dünya. Biz buna yetenek çıkması diyoruz. 5 tane temel problemle ilgili dünya uğraşıyor. Nedir bu? Bir, yetenek karmaşası. Yetenek nedir diye tanımladığımızda, yani herkes farklı bir şey söyleyebilir. Demin dediğim gibi yetenekle ilgili herkesin problemi var. Bir, teoride yeteneğin tanımı var. Bir de kişinin kendisiyle ilgili tanımı var. Kendisiyle ilgili algısıyla teoride olanı bizim eşleştiriyor olmamız lazım. Tekrar ediyorum. Çevrenizde çok şu örnek vardır, öyle değil mi? Çok yetenekli ama kullanamıyor dediğiniz çok kimse var mı? Çok yetenekli ama kullanamıyor. İşte o yeteneği kullandırmayan şey, birazdan bahsedeceğiz, yetkinlik. Bizim ve dünyanın da en büyük açığı yetenek değil. Muazzam bir alttan grup geliyor. Hakikaten öyle. Bu gruba biz yetkinliğin ne olduğunu anlatabilmemiz lazım. O yeteneğe değer katacak, o yeteneğine problem çözdürecek, o yeteneğin performansını yükseltecek yetkinlikler olmadığı sürece yetenek kaybına uğramaya başlıyoruz. Evet, ikinci problem o yüzden yetkinlik açığı. Kimde ne yetkinlik olmalı ki o yetenek ortaya çıksın? Üçüncü konu yedekleme sorunu. Bütün dünyada da bizde de aynı problem var. Biri gittiğinde yerine kim gelecek? Yerine gelecek kişiyi nasıl o duruma getireceğim? Bununla ilgili yedekleme planı ülke bazında, sektör bazında, üniversitede öyle değil mi? Bir hocamız gittiğinde o hocamızın yerine birini yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğer biri gittiğinde eyvah yandık diyorsak o problemi çözememişiz demektir. Çünkü biri gittiğinde birinin hazır olabiliyor olması lazım. Bir diğer konu yapılandırılmış gelişim. Artık eğitimle her problemi çözemediğimizi biliyoruz. Eğitimin yanına kritik deneyim eklemediğimiz sürece eğitimin kalıcı ve sürdürülebilir olması da çok kolay değil. Ne öğretiyorsak o öğrendiği kazanımı kullanabileceği deneyimleri yaşatıyor olmamız lazım. İş hayatı özelinde de aynı. Ve en kritik nokta gerçekten bir motivasyon, anlam, amaç, tutkuyu oluşturmamız lazım. Bütün dünya bu 5 tane problemle ilgili hala arayışta. Bu bize özgü bir şey değil. Ama problemi kabul etmezsek de yolculuğa doğru yerden başlama şansımız yok. Ben bunu bütün savunma sanayi ekosistemi bağlamında kullanıyorum. Çünkü ne diyoruz? 5 yıl sonra uçağımız uçacak, hava savunma sistemimizle ilgili sorunumuz kalmayacak, bütün motorlarımız üretilmiş olacak. O zaman biz yetkinlikleri doğru bir mimariyle biriktirerek gelmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Peki, eğer bunları yapmazsak ne olur? Eğer biz yetenekle ilgili bir, altta bir ifade var gördüğünüz gibi, milli yetkinlik hamlesi, bunu birazdan bahsedeceğim.
Eğer biz demin bahsettiğim konularla ilgili bir aksiyon almazsak nur topu gibi 8 tane problemimiz olacak. Yani nedir bunları? Kısaca özetleyeyim. Stratejik planımızla, teknoloji yol haritamızla uyumlu olmayan yetkinliklerle dolu bir sürü insan. Yedekleme yapmadığımızda belli bir uzmanlığı olan insan ayrıldığında onun boşluğunu dolduramama gibi bir durum. Ya da yanlış işe alımlarla ya da birbirine benzeyen insanların olduğu bir yetenek yığınının olduğu ama o grubun problem çözemediği durumlar. Başka yetki birikimi. Yetkinlikleri yüksek olan kişiler olmadıkça çok az kişide biriken yetkiler. Sınırlı sayıda kişide sınırsız yetkilerle donanmış bir ekosisteme dönüşüyor. Başka ne var? Yetkinlik doğru olmadığı zaman, bakın insanların doğru yetkinlikleri olmadığı zaman iş dışında harcayacakları zaman fazla oluyor. Biz ona kültürel entropi diyoruz. Yani iş dışında harcadığınız efor, iş dışında kullandığınız söylemler, bu dünyada ya da ideali %10'dur. Her bir çalışan çalışanın çalıştığı zamanın %10'unu boşa harcayabilir. Ama bazı yerlerde bu %40'a kadar çıktı. Verimlilik olarak düşünün. Başka ne var? Stratejiyle hizalanmayan kişiler ve psikolojik mesafeler. Sanayinde doğru kişilere, doğru mühendislere, uzmanlara hangi yetkinlikleri kazandırmamız lazım? Şu, en dıştaki halka savunma sanayinde çoğu teknoloji şirketinde vardır ana iş alanları. Ar-Ge yapabilme grup, tasarım, sistem, program, üretim, kalite. Yani şirketin, sektörün beyni. İç halkadakiler de daha çok destek. Dışarıdaki halkanın performansını yükseltmek için çalışan birimler. Teknoloji, İK, pazarlama, işte biraz daha iş geliştirme tarafı. Ve bütün bu fonksiyonlar, dış halka ve iç halkadaki fonksiyonlar birbiriyle iş yapıyor mu? Yapıyor. Birbirini tanımak zorunda mı? Tanımak zorunda. Kendi alanında temel yetkinlikleri olmak ama yan alandakiyle ilgili destekleyici yetkinliklere sahip olmak zorunda. Eğer bir tasarım mühendisi üretimden anlamıyorsa, üretimi bilmiyorsa tasarladığı şeyi üretseniz de işe yaramıyor. Eğer bir üretim mühendisi kaliteyle ilgili bir yetkinliği olmazsa ürettiği şey bir sürü kalite hatası yapıyor. Hem temel disipliniyle ilgili yetkinlikler hem de çapraz fonksiyon dediğim ben bir üretim mühendisiysem kaliteden de anlamam lazım, tasarımdan da anlamam lazım bir sistematik rotasyondan bahsediyoruz. Ve bunların hepsinin merkezinde kim var? İnsan. Çünkü bakın Türkiye'deki şirketler sistemlerden oluşan şirketler değil, o olgunluğa gelmedik. Türkiye'deki şirketlerin çoğu büyük şirketler dışında insanları topluluğundan bir araya gelenler. Sistemler olmadığı zaman insanların üzerine inşa etmek zorundasınız ki belli bir olgunluğa gelene kadar. Biz o geçiş aşamasındayız. O yüzden merkeze neden insan diyoruz? İnsan, bu insana doğru yetkinlikler kazandırmak zorundayız ki iç halka ve dış halka bağımsız ya da birbiriyle birlikte olarak aktif bir şekilde çalışsın. Hele bu savunma sanayinde çok kritik. Çok kritik. Tasarladığınız şeyi asker kullanamıyorsa çok güzel bir şey tasarladınız, muazzam. Bir mühendis olarak beni çok tatmin etti. Operasyon anında askeri verip asker onu kullanamıyorsa, elinde tutamıyorsa, ya bana bir ekran verme ben telefonumda bunu halledeyim diyorsa o yaptığınız şey çöp oluyor. O yüzden kullanıcıdan gelen bir yetkinlik inşasından bahsediyorum. İşte bizim başlattığımız bu. Savunma sanayindeki her bir çalışana aslında üniversitelerde hep söylüyoruz. Üniversitelerde keşke böyle bir, yani muhtemelen var ama yetkinlikle ilgili bir transkript verse. Öyle değil mi? Biz genelde verdiğimiz transkriptler akademik. Bir de yetkinlik olsa, bir mühendis, bir uzman ne olabilir diye tamamlayıcı bağlamında çok kritik olduğunu inanıyoruz. Peki, eğer şununla ilgili doğru bir ortam olup olmadığını nasıl test edeceğiz? Bunu ben öğrencilere de, bütün sektör çalışanlarına da bu testi veriyorum. Eğer bu 7 soruya cevabınız olumluysa o şirkette, o organizasyonda, o ülkede bir yetkinlik problemi yoktur diyorum. Aslında bir test. Nedir bu? Bir
çalışan kişinin yaptığı iş ilgi alanı ile uyumlu mu? Eğer ilgi alanında ilgili bir şey yapmıyorsanız sürdürülebilir değil. Birinci test bu. İki, bana verilen iş ya da görev benim yetkinliklerimle uyumlu mu? Ben becerebiliyor muyum? İki, üç, bana verilen iş beni öğretiyor mu? Çünkü dünyanın en kıymetli öğrenme metodolojisi yaptığınız iş. İş bana bir şey öğretiyor mu? Dört, ilgi alanımda çalışıyorum. Yetkinliklerimle uyumlu. Evet, iş beni geliştiriyor. Buradan çıkan sonuçta ben değer görüp takdir görüyor muyum? Bu dört tane mekanizmana cevabınız evetse, bir akademisyen olarak bile bunu karşılaştırabiliriz. Evetse ben doğru yerdeyim. O zaman burada yetkinlikler gerçekten doğru inşa edilmiş. Bu bittikten sonra tabii ya bir de dışarı bakayım diyorsunuz. Benim burada çalıştığım iş modeli dışarıda var mı? Ya da teknoloji dışarıda güncel mi? Ya da yaptığım iş dışarıda para ediyor mu diye bir test yapıyorsunuz. Bu yedi tane iş ya da başlık bizim için olumluysa hem çalışan hem organizasyon olarak gerçekten yetkinlikle ilgili bir sorunumuz yok demektir. İlk dördü çalışan, son üçü organizasyon liderinin yapması gereken bir konu. Biz işte bu metodolojiyi bütün savunma sanayine yaymakla ilgili bir temel dinamiğimiz var. Çünkü ne diyoruz biz? Mümkün olduğu kadar savunma sanayine bir inovasyon kültürü oluşturmamız lazım. Dün bir Türkiye İnovasyon Haftası'nda bir paneldeydik. Türk tipi inovasyon olur mu diye. İnovasyonun genel sistemleri, dinamikleri belli. Biz şu anda iki tane tercih yapmak zorundayız. Ya inovasyonun pazarı olacağız, yani bütün inovasyon ürünlerinin pazarı olacağız, ya da inovasyonun mutfağı olmamız lazım. Eğer inovasyonun mutfağı olacaksak biz kendi modelimizi geliştirebilir miyiz? Savunma sanayi içinde bu çok direkt konulardan biri. Aslında şu yolculuğa çıkarak bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. İnsanı merkeze koyarak. Birazdan geleceğimiz sonucu hep birlikte göreceğiz. Şimdi insanın her birimizde olmazsa olmaz üç tane temel içgüdümüz var. Üç tane psikolojik ihtiyacımız var. Üç tane öğrenme alanımız var. İstisnasız her insanda. Bu içgüdüler, bu ihtiyaçlar, bu öğrenme alanları ile ilgili bizim bir sistematik dönüşüme ihtiyacımız var. Nedir bu? Üç tane temel içgüdü insanın. Bebekte bile var. Her bebek merak eder, her bebek yaratıcı ve cesurdur. Bizim amacımız bu üç tane içgüdüyü yetkinlik inşasıyla bir yere doğru evrilebilmek. Bakın, merak yanlış yönlendirildiğinde dedikoduya döner, değil mi? Cesaret yanlış yönlendirildiğinde kaosa, kavgaya döner. Yaratıcılık yanlış yönlendirildiğinde yasal olmayan kestirme yollara doğru gider. Bizim amacımız bu üçünü, yani eğitim sistemi de, şirketlerimiz de, akademik dünyada da merak duygusunu araştırma geliştirmeye, kökeni o çünkü, cesareti girişimciliğe, yaratıcılığı da inovasyona doğru eğitim planlarımızın olması lazım. Yani herkesin merakını disipline edip Ar-Ge'ye, herkesin cesaretini risk alarak girişimciliğe ve herkesin yaratıcılığını gerçekten ürün çıkaran, değer üreten, süreç çıkaran inovasyona doğru döndürebiliyor olmamız lazım. Zaten eğitimin de amacı bu. Şirketlerdeki stratejinin amacı bu. İnsanları dönüştürmek istiyoruz. Peki temel ihtiyaçlar ne? Oradan da bahsedelim. Her insanın üç tane temel ihtiyacı var. Bir yere bağlı olma. Amaç olma, anlam oluşturma bir yere. İki, yetkin olma. Bir şeyi yapabilme duygusu hepimizin istediği bir şey. Üç, özerk olma. Ben ne yapıyorsam yapayım, karar alayım. Bazı şeyleri hiç kimseye sormadan da ben aksiyon alabileyim. Bu üç tane temel içgüdü ya da ihtiyaç herkeste var. Biz peki bunu ne yapmamız lazım? Her birini dönüştürüyor olmamız lazım. Yani bağlı olmaya, bire ait olmayı tutkuya çevirmemiz, yetkin olmayı performansa dönüştürmemiz, özerk olmayı da inisiyatif almaya çevirmemiz lazım. Bu üçünün bu değişimi yapabilirsek, düşünebiliyor musunuz? Her bir çalışan tutkuyla bağlı, performansı yüksek ve kendi kararını alabiliyor, inisiyatif alabiliyor. İşi delege ettiğinizde yönetebiliyor. Bir diğer konu, üç temel öğrenme alanı. Herkesin, hepimiz bilişsel öğreniyoruz, yani bilgi, psikomotor öğreniyoruz, beceri ve duyusal öğreniyoruz, duygu tutum değişiyor. Bunları da organizasyonlar da aynı öğreniyor insanlar gibi. Nasıl öğreniyor? İnsanlardaki zihinsel öğrenme, organizasyonda stratejik öğrenme. İnsanlardaki
psikomotor beceri öğrenmesi, organizasyonlarda operasyonel öğrenme. En son bir daha fotoğraf çektireceğim size. En son çekim bence. Bir şey daha gelecek kritik çünkü. Ve duyusal öğrenmede kültürel öğrenme. Bakın biz şu üç tane ihtiyaç, içgüdü ve öğrenme alanını disiplin edip diğerlerine döndürebilirsek Türkiye'de de öyle bir kaynak geliyor ki. Ya ben kendime de bakıyorum, bunlarla ilgili gelişim alanlarım var. Hepimizin gelişim alanları var. Bakın insana odaklandık, insanı dönüştürdük değil mi? Aslında insanı dönüştürmedik. Bakın ne yaptık. İnsanın odağında aslında neyi dönüştürdük biz? Teknolojiyi. Aslında biz psikolojik ihtiyaçlarla neyi dönüştürdük? Yeteneği. Aslında biz öğrenme alanıyla neyi değiştirdik? Değişim yönetimini. Aslında biz ne yaptık? Bir inovasyon iklimi oluşturduk. Bakın ne yetenekten, ne teknolojiden, ne değişimden bahsetmedik. Merkeze insanı aldık. Çünkü arkadaşlar hadi dijitalleşme, hadi çevik yaklaşım, hadi yapay zeka. Bunları söylemlerde olduğu zaman bunlar dekorasyon malzemesinin ötesine gitmez. Ve insanlar üzerinde baskı da yapar. Eyvah yapay zeka, eyvah çevik yaklaşım, eyvah başka bir şey. Amaç o olur, zaten olacak. Ama bizim öncelikle amacımız önce bir iklimi oluşturmak. İklimi de insanlar üzerinde baskı yapmadan, insanların, arkadaş bakın şu üç anlamda da, üçünde de ne yapıyoruz? Kişiyi geliştiriyoruz. Çünkü insanlar iki türlü değişmek istemiyor. Bir, bazılarının gücü yetmiyor, bazıları da gücü kaybetmek istemiyor. Değil mi? Ve insanı ikna etmezseniz olmaz. Ya gücü yetmiyor değişmeye ya da gücü kaybetmek istemiyor. Ve değişimde şunu soruyor doğal olarak. Ya değiştiğinde bana ne fayda sağlayacak? Değil mi? Yani değişecekse sonuçta benim havucum nerede orada? Bu tip metodolojiler insanı konuşan, hepsinde insanı geliştirmeye çalışıyoruz. Değil mi? İnsanın teknolojik yönünü geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanın yeteneğini inşa etmeye çalışıyoruz. İnsanı değiştirmeye çalışıyoruz. Ve sonuçta buraya doğru gelmeye çalışıyoruz. Bizim böyle bir modele ihtiyacımız var. Biz de savunma sanayinde biraz önce bahsettiğim milli yetkinlik hamlesiyle aslında biz insanlara baskı yapmadan, bir şeyin pazarı olmadan mutfağı olmayla ilgili bir şey vaat etmemiz gerekecek. En temel bizim çıkış noktalarımızdan biri bu. Çünkü artık farklı bir insanla ilgili bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız olacak. Peki nasıl yapıyoruz? Birazdan çünkü üniversitelerle ilgili de yaptığımız projeler var. Biz 5. nesil bir akademi kurduk Savunma Sanayi Başkanlığı'nda. Nedir bu? 4 nesil akademi var, kurumsal akademiler. 1, insanın yetkinlik kazandıran. 2, kurumsal öğrenmeyi standartize eden akademiler. 3, stratejik hedefleri bütün herkese yayan akademiler. 4, organizasyonel gelişimden sorumlu olan akademiler. Biz ama Savunma Sanayi Akademi olarak biz başka bir şey izliyoruz. Biz sektörel öğrenmeden sorumluyuz. Bakın ben bir kurumun çalışanlarını eğitmiyorum. Ben ekosistemdeki 80 bin, 90 bin kişinin doğru yetkinliklerle inşa edilmesi. O yüzden bir sektörel öğrenmeden bahsediyoruz. Bununla ilgili hedef kitlelerimizde 7 tane hedef grubumuz var. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, sektöre yeni başlayanlar, liderler, yöneticiler, üst yöneticiler. Bu 7 tane hedef grubu ile ilgili bizim yetkinlik kazandırmamız lazım. Bu 7 hedef grubuna biz 4 seviyede yetkinlik kazandırıyoruz. Lise öğrencisine farkındalık seviyesinde, üniversite öğrencisine, savunma sanayinde çalışanlara operasyonel yetkinlik, işte savunma sanayinde ekip liderlerine liderlik, üst yöneticileri de stratejik yetkinlik kazandırmayla ilgili bir metodolojiden bahsediyoruz. Ve bunu yaparken de aslında 4 farklı programla şunu yapmaya çalışıyoruz. Dikeyde hedef gruplarımız, yatayda etki seviyesi, o gördüğünüz renkliler, her biri bir program. Amaç ne? Bir, savunma sanayindeki çalışanları geliştirmek. 2, savunma sanayindeki aday olan lise öğrencileri. Açıkçası şöyle düşünüyoruz. En iyi lise öğrencileri bizim mühendislik okusun diyoruz. En iyi mühendisler de bize gelsin diyoruz. Çünkü savunma sanayi bir okul. Savunma sanayinde işe başlayan mühendis NATO standartlarında, askeri standartlarda çalışıyor. Yüksek teknoloji ile ilgili projelerde çalışıyor. Otomatikman gelişimi hızlı. Oradan sonra ayrılabilir, farklı sektöre girebilir, ülkemize katkı sağlayabilir ama savunma sanayinde başlangıç demek, oradaki o disiplini almak demek bize muazzam
yetkinlikler kazandıracak gibi gözüküyor. Ve son olarak da aslında biz belki biliyorsunuz bilmiyorsunuz geçtiğimiz yıldan itibaren 4 tane ders açtık üniversite öğrencileri. Savunma Sanayi 101 ve 401 geçtiğimiz yıl temel bilimler ve mühendislik öğrencileri için açmıştık. Çok başarılı oldu. Bu yıl onların yerine 102 ve 402'yi ekledik. O da sosyal bilimler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için. Şimdiden öğrencilerimize online eğitimlerle bir farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Ne anlatıyoruz? Bir, savunma sanayinin amacı, görünen ve görünmeyen hikayesi. İki, savunma sanayindeki kendi mühendis abilerin, ablalarının geliştirdiği ürünler, platformlar. Başka, savunma sanayindeki iş yapış kültürü. Savunma sanayindeki proje yönetimi, sistem yaklaşımı ile ilgili biraz farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Ve 4 tane program, geçtiğimiz yıl 500 mezunumuz vardı. Şu anda 1000 tane öğrencimiz bizlerle beraber devam ediyor. Ve muhtemelen 1-2 ay içinde bunu biraz daha yaygınlaştırmak için bütün üniversitelerimizin kariyer merkezleri ve öğrenci kulüplerinin bağlı olduğu fonksiyonlarla büyük toplantılar yapacağız. Biz mümkün olduğu kadar gelecekte büyük problem çözmesini istediğimiz gençlerimizin önüne büyük fırsatlar sunma gibi bizim bir sorumluluğumuz var. Evet, kıymetli hazırın, kısaca, hızlı, değerli vaktinizi almadan savunma sanayinin temel dinamiklerinden bahsetmeye çalıştık. Çok benim bildiğim size söyleyemeyeceğim. Benim bile bilmediğim o kadar çok proje, o kadar teknoloji devam ediyor ki. Ama şundan emin olun lütfen. Bunu söylerken de savunma sanayi başkanlığı şirketler değil, bizim bir sürü projemizde, hemen hemen her projemizde, üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, üniversitemizin altyapıları, demin bahsettiğim teknoparklar, o kadar çok katkısı var ki bu bir ekosistemin başarısı. Allah'a şükür çok önemli bir noktadayız. 3-4 yılın çok kritik olduğunu inanıyoruz. Çünkü artık ondan sonra yokuş tamamlanmış ve yokuş aşağı yolculuğumuz Allah'ın izniyle başlamış olacak. Bunlarla ilgili hem kıymetli akademisyenlerimizin, kıymetli üniversitelerimizin, öğrencilerimizin, bizim en kıymetli girdilerimizin olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle ben Sayın Rektörüm, bu fırsatı verdiğiniz için Savunma Sanayi Başkanlığı olarak kendi duygularımızı, bakış açımızı ifade etmeye olanak sağladığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Evet, 2024-25 akademik yılın öncelikle üniversitemizin sevgili öğrencilerine, kıymetli akademisyenlerine ve Türk yüksek öğrenimine hayırlı olmasını diliyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli Hazur'un Bursa Teknik Üniversitesi akademik açılış törenimize savunma sanayinde yetenek yönetimi başlıklı dersiyle destek ve katkılarından dolayı Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Hakan Karataş'a huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz ve akademik açılışımızın hatırası için kendisine bir hediye takdimi yapmak isteriz. Rektör Hocam sizi de sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hazırın, değerli öğretim üyelerimiz, bugünün hatırası için hepinizi sahneye hatıra fotoğrafı çektirmek üzere davetimi arz ediyorum. Buyursunlar efendim.